Ne güzel. Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda size araba yıkama videosu yapacağız. Bu videonun içinde araba yıkamasını göstereceğiz. Yıkamadan anladığımızdan değil ama RS3'te yapmıştık bunu en son. Bayağı bir izlendi, hoşunuza da gitti. Bir dahaki arabada yine yap dediniz. Kısmet bugüneymiş, bu arabada göstereceğiz. Arkadaşlar bu arabayı aldığım günden beri hiç tane içini süpürdüm, ne de dışını yıkadım. Biraz sever Sinan sağ olsun temizledi ama ben kendim ilk defa yıkayacağım bu arabayı. Şöyle bir önceki halini bir gösterelim. Şuna baksana jantlarına. Çıkmıyor. Normalde çizik attığı zaman pislikler ama bu yapışmış. Kapıların buralarında falan bak. Sürtünmeler falan olmuş böyle. Fazla değil ya Sinan. Aslında o kadar da kirlenmemiş daha, yani bir kış daha geçiririz bununla. Kışın sonuna doğru geldik. Ha, burası da çok güzel bir izgildi. En temizi de arka tarafı bak. Çok güzel görünüyor. Biraz daha devam etsek plaka gözüm gözükmeyecek. Black o zaman bir de ceza yiyeceğiz. Plakan gözükmediği için. Bakalım araba yıkatma sonra nasıl olacak? Sinan düşün. Şimdi bir yerden geçireceğiz. İçi de bayağı bir kirli. Koltuklarımdan toz olmuş. Ön tarafı da böyle. Şu taraftan aşırı toz olmuş bak şuralar. Bakayım şöyle buradan gözükecek mi? Getir bakayım. Şuna bak. Pislik içinde gidiyoruz ya. Temizlemek lazım bunu. Aynen. Değil mi? Harba. Evet arkadaşlar. Pazar günü. Hava güzel. Yağmur yok. Ne olacak? Araba yıkama boksları böyle full dolu olur. Biz de bekliyoruz şimdi. Bir tane araba çıksın da biz girelim diye. Çok merak edenler var. Çünkü burada hem sıcak su var, hem şampuan var güzelinden, güzel kokulu mokulu falan. Hem istediğin kadar durabiliyorsun. Ve süpürge yerinde mesela paspaslarını yıkamaya soktuğun yer var. Kolay kolay her araba yıkama yerinde yok. Burayı merak edenlere de buranın ismi Meika Mega Car Wash Skipper. Aleksandrium'a yakın. Skipper tank stasyonunun arka tarafında böyle araba yıkama yeri var arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Bayağı böyle bir bölümleri falan var. Burada yıkıyorsun, ileride süpürüyorsun, orada paspaslarını temizliyorsun, onun üzerine basıp gidiyorsun. Yani buraya gelmek isteyenler de adresini Google'dan yazıp buraya gelebilir. Gerçekten tavsiye ederim. Güzel de arabanı yıkayabiliyorsun yani burada. Sıra bize gelse de keşke bir arabamızı yıkasak. Arkadaşlar şu an geldik, yerimize park ettik. İlk yapacağımız araba çok kirli olduğu için ilk şu pisliğini bir kat bir püskürteceğiz. Püskürttükten sonra üzerine dusty sıkacağız, bu yağ sökücü, kir sökücü. Sinan'ın kullandığı yaptığı malzemelerden biraz çaldık bugün. Dusty'nin içine %50 su katmış, o yüzden biraz daha gücünü, bu hani kemirme gücünü azalttık. Ama onunla da birlikte üzerine şampuanı fışkırttığımız zaman gerçekten güzel bir şekilde kayacak. Tertemiz eldivenle üzerinden geçeceğiz. Şimdi önce bir kat bir pisliğini bir temizleyelim. Silgeçleri açalım. Ondan sonra şuraya açalım. Bir yoruna başlıyoruz. Bakalım. İki yorun sonunda. İki yoruna başlıyorum burada. Ulan değiştirmişler mi lan? Değiştirmişler. Bayağı fakir işiydi, zengin iş olmuş. Bakalım yolun sonunda kaç yoruyla yıkayacağız bu arabayı? Full. Full yapalım. Evet, neyse.
Arkadaşlar 3 aydır yıkanmıyor. Kir bildiğin üzerine işlemiş. Hiçbir şekilde gitmedi. Tazikli suyla hiçbir şey çıkmadı. Şimdi ne yapalım? Aktifsten yapalım. Boyut suyu. Arabayı böyle bırak. Yine beyaz oldu. Evet. Sabunumuzu sıktık. Üzerine şimdi biraz da yağ sökücü, kir sökücü. Arkadaşlar normal şartlarda bu türde kirli arabaya kova kullanmamız gerekiyordu. Habire elimizi sokup temiz su alabilmek için, elden temizleyebilmek için. Ama biraz hazırlıksız geldik. O yüzden bu seferlik böyle idare edeceğiz. Bir dahaki arabada tam teşkilat vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bize küfür etmeden, saydırmadan bir çözüm bulduk. Bak. Bunun içinde su var. Oradan suyu çalıp temizliğe devam. Ter içinde kaldım lan. Kilolu olmanın zararları. Bakalım. Ha, iki yörüden aşağı kurtulmuyordun değil mi? Aha. Ne güzel. Para gitti lan. Ah, buldu. Ulan evet arkadaşlar, arabayı bir kat bir kat bastığında ter içinde kaldık. Lan Sinan, biz araba yıkama şirketine çalışsak bizi iki günde kovarlar mı? Hem arabayı çizdin diye, hem de bu ne böyle çok uyuşuklanıyorsun diye. Arkadaşlar şimdi bak, normalde eğer jantın özelse, özel boyanmışsa ya da fren kaliperlerin boyanmışsa bunları kullanmayın arkadaşlar. Bu çünkü yiyip yakıp bitiriyor. Yani bu yağ çözücü, yani mahveder. pH nötral olması gerekiyor aslında normal şartlarda. Biz kendi öbür arabalarımıza, spor arabalarımıza artık pH nötral şampuanla böyle jant kir sökücü kullanacağız. Kullanıyoruz da. Size de tavsiyem pH nötral olsun. Şuna bak hadi. Jantın pisliği elime yapıştı. Bakma artık ya. Oğlum.
Böyle ara sıra hatalar olabiliyor Sinan. Maksatsın sonuca bak aslında. Normalde cam silmek için ama biz niye cam için kullanıyoruz? Çalışıyor işte. Çalışıyor mu abisi? Evet arkadaşlar, arabanın dışını kurladık. Şu an sıra paspaslara geldi. Paspaslar yapmamıza gerek yok diyeceğim. Çünkü gel. Burada böyle bir aletimiz var. Bunu böyle koyuyorsun. Kendiliğinden hem ıslatıyor, hem süpürüyor, hem geri kuruluyor, arkadan aşağı salıyor. Ne de olsa beleş. Durmadan at, durmadan at. Evet arkadaşlar, aradan 1,5 saat sonra aynı yerde, aynı araçla sizlerin karşınızdayız. Arabayı temizledik. Arabanın rengi geri ortaya çıktı. Jantların böyle iki tane değişik rengi olduğunu ilk defa görüyorum şimdi. Ama velakin araba geri canlandı, ben buradayım diyor. Parladı. Bakalım kaç saat temiz kalacak. Malum burası Hollanda. Az sonra yağmur, gök gürültüsü falan başlarsa geri araba simsiyah geçer. Ama pazar sporumuzu da yaptı değil mi Sinan? Sen yaptın. Sen baktım diyor, öyle mi? Aynen. Artık arkaya giderken kameramız doğru düzgün çalışacak. Normalde pislikte gözükmüyordu arka taraf. Güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Yeni araba. Yeni araba. Çalışır mı abisi? Paspasları bir daha alete güvenmeyeceğim. Önce kendim bir temizleyeceğim. Ondan sonra aleti sokacağım. Çünkü biraz da ufak tekerlerde pislik kaldı. Şurası çok pisti. Bak, ekran falan bayağı bir tozluydu. Da toz içinde daha hala uçtuğu için ekran hemen yapışıyor. Ama buralar falan tertemiz oldu. Potların arası falan bayağı bir kirliydi. Malum iş arabası olduğu için günlük yol yapıyor arkadaşlar. Git gel git gel. Araba haliyle kirlenecek. Ama yani Peugeot'u hiç yıkamıyordu. Peugeot'u hiç yıkamıyorduk. Buna yine biraz sevgi gösteriyoruz yani. Araba sırada da olsa böyle. Elimizi böyle bezi alıp okşayarak böyle yıkıyoruz. Sonuçta bizim malımız. Başkasının değil. Temizlik imandandır. O yüzden temiz tutmamız gerekiyor. Sadece arkada kullandığımız eşyalar var. Bu Sinan'ın bavulu. Çeyizli. Bu da benim çeyizim. Benimkisi biraz eski, yenilemem lazım ama yani güzel şeyler var. Bak burada. Bak. Lazım olur mu sana? Yok sağ ol. Cam için. Bak lastik için. Farklı farklı lastik şeylerimiz var burada. Her şeyimiz var. Bak. Görüyor musun? Arabanın döşemesini temizlemek için bir malzememiz var. Şimdi biri sorsa şöyle şeyleri kendi elinde yapıyor mu? Yok. Ama arabaya gelince ne hikmetse yapar mısınız geliyor. Zamanımız oluyor birden. Hanım bu videoyu görmesin, yoksa bizi evde temizliğe başlatır. Biz falan motorumuz. Onu da Sinan dedi ki, ben bugün eve gitmek istiyorum. Şimdi motoru temizlediğimiz zaman akü, makü, dinamo falan çalışmazsa yolda kalmak istemiyorum. Randevum var, o yüzden onu başka zaman yapalım dedi. Onu da başka zaman yapacağız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz şuradan, şöyle şuralarda bir yerden bir abone olun. Bu videoya 2000 like gelirse aynı bu temizliği AMK'de yapacağız. AMK'nin rengi mat. Matta değişik değişik yöntemler var.
Onlar ben de bilmiyorum. Çünkü önce Sefa'ya gideceğiz Next Level Detailing'e. Arabayı güzelce plakası geldikten sonra bir detail yaptıracağız. Polish falan bir şeyler yapacağım. Senin arabaya gelip parlatacağım dedi. Ufak tefek yerlerinde çizikler var. Onları giderebilirse süper olur. Ondan sonra oradan da tüyü alırız. Mat bir arabayı nasıl temiz tutmamız gerekiyor. Onu da öylelikle öğrenmiş oluruz. Kalın sağlıcakla, kendinize iyi bakın. Kapatla kapat!